Sokates Stüdyo'ya hoş geldiniz değerli izleyenler. B takımının sunduğu Dünya Kupası Fantazi'nin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ben Ozan Sülüm, Fantazi Futbol'un Kadife Sesi, Boğaç ile birlikte, değerli hocamla birlikte. E, i̇kinci maçlar sonunda e, çok fazla enerji biriktirdik. Bunları Kesinlikle. birkaç kişiye ve birkaç takıma e, yığacağız diyeyim. Nasıl bir ikinci maç oldu hocam? Hocam iyi olmadı, onu net söyleyeyim. Ee, ben buraya sakız çiğnemeye ve tesüflerimi bildirmeye geldim ve tüm sakızım bitti. Buradan e, üç kişiye teessüflerimi bildireceğim. Birincisi Hideo Kojima, ee, en sevdiğim e, Japon dostlarımızdan bir tanesi oyunlarıyla. İkincisi sevgili Mehmet Demirkol, e, kendisi Japonya'yı övmüştü fazlaca. Ben Aynen. de biraz fazla gaza gelmişim. E, üçüncüsü de e, Minamino. E, isimli dostumuz. Sanırım hayal kırıklığına uğrattığı üç kişi oldu hayatta. Biri annesi, iki kulop, üç de ben oldum. E, kendisine karşı güvendim. Kamadayı da aldım hatta. Ama e, iyi sonuç vermedi. Buradan Japonya'ya e, artık ne denir bilmiyorum. Bu maçı almaları gerekiyordu. Aynen. Evet. Bizi zor durumda. Zaten bıraktı. sadece seni zor durumda bırakmadılar. Kendilerini de zor durumda. E, aynen. Yani. Şimdi işleri Seçenlik. iyice zora girdi. Aynen. Ee, o yüzden iyi bir hafta geçirmedim diyebilirim. Şey gelişim var mı puanda? Puanla gelişim da... var. Güzel. Evet, e, biraz daha iyi bir puan aldım. E, Messi'ye güven, e, birazcık da olsa e, fayda sağladı. E, Neymar'ın sakatlığını tabii hesaba katmamıştık. Orada da transfer hakkım bitti. E, ama onun dışında fena bir hafta e, geçirdim yani. Tripiye'den bir 6 puan aldık. O Güzel. iyi oldu. Ama İngiltere'ye de güven olmazmış ondan. Şimdi yani. ona geleceğim. Yani. Şimdi e, burada Gareth Southgate e olan e, duyulan güven Yine boşa çıktı. Olacak iş değil. Ee, biz zaten Gareth Southgate'i gönderme operasyonuna ikinci maçlarda mı girelim, yoksa elendikten sonra mı girelim diyorduk. Kesin. Şu noktada özellikle Phil Foden özelinde galiba. Hı -hı. Ee, sen bir girişeceksin. Evet, yani şöyle, hoca bir de bir açıklama yapmış, demiş ki kendi takımında yapmadığı burada savunma sorumlulukları var falan filan. Ondan Neden aldın hocam? Hocam yani biliyoruz zaten öyle olduğunu da kanatta manatta bir yerde değerlendireceksin artık. Yani bunu da biz mi söyleyelim buradan koskoca Southgate'e? Fodun'un süre almaması olacak iş değil kesinlikle ki ben onun çok aslında kritik bir öneme sahip olabileceğini düşünüyordum turnuvanın başında. E, maçın kaderini değiştiren oyuncu olarak göreceğimi düşünüyordum. Hiç öyle olmadı. Oyuna bile sokmadı kendisi. Artık e, yavaştan e, eve ne geliyor bilmiyorum ama Southgate'in gelmeyeceğini e, buradan net bir şekilde söyleyebiliriz. Güzel. Ya belki. da Southgate'in eve gideceğini artık buradan evet. söyleyebiliriz. E, Neymar ikimizde de vardı. Neymar e, biraz böyle hani nasıl diyeyim e, teyze bacağı Teyze bileği şişlik yaşadı, dolayısıyla yani. oynayamadı. Kimse ee, şaşırttı mı bu peki? Yok, herhangi bir. Güzel gibi. vurdular adama, yani yapacak Aynen. bir şey yok, bayağı Bu sefer haklıydı, ilginç bir şekilde. Evet, Aynen. Aynen. Yani normalde çok gömerim ama adama çok vururlarsa bir şey diyemeyeceğim. Evet. Yani... İşin garibi bende, yedekler de oynamadığı için kimse giremedi içeri. Yani ben 11 kişiyle değil, 10 kişiyle puan aldım, 64 puan aldım, yani ben kendimi bu konuda biraz şey hissediyorum. Aynı, Bende de de öyle durum. Neymarı çıkartamadım oyundan. Ee, buradan bir ek olarak bir hayal kırıklığım daha var, o da Bergwijn. Gerçekten hmm. kendisini hani orada bir bug olabilir, forvet oynuyor ama orta sahada falan Aynen. diye uzun uzun anlattık. Kendisi forvette de oynamadı, oynamadı Aynen. hatta. Evet oynamadı, komplo ee, oynamadı. Kesinlikle sahada vardı ama gören oldu mu e, haber versin e, diye buradan ricamızda bulunalım. Yorumlara yazsınlar ben Bergwijn'i gördüm diye. Hollanda'da o açıdan evet hayal kırıklığı genel olarak attı. Ben buradan e, Davies'e teşekkür etmek istiyorum. Bir defansın en önde oynayıp gol atması hem de kafayla falan gol atması bana yaradı orada. E, Messi ile ya beraber batarız ya da beraber çıkarız demiştik. Çıktık. Çıktık evet. Peki bu böyle devam eder mi? Ya batarız ya çıkarız muhabbeti? Sanıyorum etmeyecek. Şimdi evet yani Polonya ile oynuyorlar e, ve bu maç açıkçası e, bir Meksika'yı izleyen bir Polonya'yı düşünüyorum şu anda hayal ediyorum. Birazcık daha iyi bir ilk yarı geçirse Meksika, birazcık en azından ileri gitmeye çalışsa Arjantin'i dağıtacak gibi gözüküyor. Evet. Polonya buradan bir şeyler çıkartabilir. Ee, ama son maçta da Messi'den vazgeçmek, bilmiyorum yakışır mı bize hocam? Ge Yok ya. Yakışmaz. Ya, bir şey yapacaksa o yapacak zaten belli oldu. Kili de açacaksa açacak. Gene geçen ee, maçta olduğu gibi. Burada e, şunu da söylemek lazım. Herhalde ikinci maçlar itibariyle Belçika'dan kaçın. Diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Yani orada zaten ben kadroda senin tavsiyene uyarak Kurtuğa'yı e, başta değerlendirdim. Kurtuğa, ama yani o da sağ olsun sıfır puan kazandırdı bu hafta. E, dolayısıyla Kurtuğa'dan da çıkmayı düşünüyorum. Üçüncü maçlarda kesinlikle kaçmalarına katılıyorum. Bir başka kaçılacak e, maç tavsiyesi olarak e, bilmiyorum katılır mısın ama e, bir şekilde Almanya tam da güven vermiyor gibi o şimdi açıdan. Şimdi değilse ne zaman? Doğru. Yani doğru. İ, hani İspanya'da Costa Rica'da şey değilse ne zaman hani. Evet. Yani Japonya'da Costa Rica işte beni yanılttı. Almanya'da da aynı şey olur mu diye bir düşünüyorum. Ben olsam kaçardım en azından öyle diyeyim. Mantıklı. Mantıklı. Evet. Onun dışında Pore şey Pore diyorum. E, Portekiz. <laughs> Portekiz. E, i̇kisini Kortekiz. <laughs> Portekiz Portekizle Kore eşleşmesi de benim için tehlikeli biraz. Gergin. Bunu söyleyeceğim. Evet. Gergin evet yani. Portekiz'e yine e, gözün kapalı güvenir misin? En son ne zaman güvendin? Var mı öyle hiç bir mı? Hiç Hiç yani güvenmedim. Hiç böyle bir Aynen. muhabbet olmamıştı daha önce. Portekiz'e <laughs> güvenme ihtiyacım yoktu. de güvenmiyorum aynı Aynen. şekilde. Ee, buradan bir şeye gelelim sonra maçlara döneriz tekrar. Ligimizin lideri e, evet. hemen e, kendisine e, The Legends ama D'siz. Ee, ya burada acaba bir typo mu var yoksa yeni bir kelime mi türetildi? Legends bir anlama geleyim onda Legends Yani kendisi unutmuş da olsa bence literatüre bir şey kazandırdı. Evet özellikle kazanırsa mesela. Evet, e, şampiyon olursa legends. E, kendisi 157 puan e, ve e, yine globalde de e, 433. yani bayağı çok iyi bir performans. Iyi Helal olsun. Iyi. E, şöyle bir bakıyorum kadrosuna da Mbappe kaptanlığıyla zaten. Yani orada önüm e, götürmüş. Onun dışında e, savunma hattı Bak çok enteresan. Yani beşli Oynamayı normalde düşünmezsin. Herhalde oyuncu değişiklikleriyle onu yapmış Aynen. diye düşünüyorum. Beşli başlamamıştır. Bravo. Buradan da o e, elle yaptığımız maçlardan sonra kendi kendimize yaptığımız oyuncu değişikliklerinin kritik e, yedekleri görüyor musun? Görüyorum. görüyor musun? Yedekleri evet. görüyor Yani Sakadan 17, Gavi'den 14, Ciro'dan toplam 13 almış. İnanılmaz Kesin. bir performans. İnanılmaz. E, teşekkür ediyoruz bizi globalde iyi temsil ettiği için. Değil Global diyor. demişken bir de e, globali söyleyeyim. E, en fazla puan alan iki kişi var. J.R. 26 ile Tell us a name herhalde güzel bir kelime şakası burada yapmaya evet. çalışmış kendisi. 183 puandalar bu ikili. Ee, ben 20, yok 202 binmişim ya. 202, çok tadım kaçtı. Ben, 20 ben, de, e, ben söylemek istemiyorum. Çünkü bu sayıyı nasıl okuyacağım ona emin değilim. Güzel. Ben e, globalde 600, pardon ben, ha pardon. Bizim ligde 629 binmişim. Iyi benim işte. iyice moraller gitti tamam. Ben e, ben gene söylemek Kapatıyorum, istedim. bu konuyu kapatıyorum. Tamamen kapatıyorum. Bizim ligde en azından 2548 kişi olduğunu söyleyebilirim sana. Evet. Sen oradan çıkartırsın. Doğru, evet. doğru. En azından yani en az <laughs> Şimdi tabii biz şeylerden bahsettik, böyle ağzımızda güzel bir tat bırakan performanslardan bahsettik. Fakat bu noktada şeye geçmek lazım. Ee, şimdi. Şezni muazzam bir performans çıkardı ikinci maç haftası savunmada sayısı söyleyebiliriz hı hı. iki tane de orta saha vereceğim forvet vermeyeceğim biri Bruno Fernandes e, Allah razı olsun şey dokunamamış Son Ronaldo için. dokunamamış hı hı. yani dokunsa ben daha az puan alıyordum İyi oldu İki o. golü yazdı bir de itiraz etmişler yani benden o puanlar alınırsa çok e, <laughs> üzülürsün değil Aynen. Yani. bir de Muhammed Kudus e, helal olsun evet, helal e, top olsun, oynadı olsun. şimdi yavaştan istersen Kimleri transfer ettin diye sorayım ben sana. Evet yani şöyle açıkçası son halini aldırmadım şu anda çünkü wild card'ı kullanıp kullanmama arasındayım. Ee, çok fazla oynamayacak oyuncum da var. Burada değerlendirilebilir. Tabii biz bunu yayınladığımızda biraz geç olacak bu bir tavsiye olarak. Arkadaşlarımız çoktan kadrolarını kurmuş olacaklar ama şunu hatırlatabiliriz. Sonraki turlarda zaten kadro yenileniyor. Aynen. Eğer yani burada burada kullandıysanız doğru bir iş yapmış oldunuz bence. Hı -hı. Zaten çünkü sonrasında yenilenecek. Onun dışında ben hiçbir booster şu ana kadar kullanmadım adımdan e, wildcard eee tabii burada harcayıp sonraki boosterları orada kullanacağım diye düşünüyorum. Açıkçası oyuncu konusunda da şöyle bir e, yanıt verebilirim. İngiltere'den uzak duruyorum artık. Güzel. E, bence Southgate'in de İngiltere'den uzak durması lazım. Güzel. Fransa'ya biraz yükleneceğim hocam. E, Mantıklı. Yani Neden bu maçta e, bol gollü bir galibiyet evet. gelebilir diye düşünüyorum. Me Messi Sevdamdan vazgeçemiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir de yani. şeyi de gördük yani. Hani Arjantin Messi olmadan herhangi bir şey yapamayacağı için sıfır yani evet. neredeyse. En azından orada öyle bir risk al alabileceğiz. Dediğim gibi Almanya'dan, e, İspanya'dan, Japonya'dan bunlardan uzak durmayı planlıyorum. E, şimdilik bu ikiliyi söyleyebilirim. Gerisini dolduracağız. Brezilya'dan birilerini alabilirim. Evet Brezilya olabilir. Dışında. Doğru. Evet. Ben e, Sül Kuruğa gittim. Yani Fülkruk artık hmm. e, oynamak zorunda gibi gözüküyor. Maçı çözdü çünkü Almanya'da. Hmm. E, oradan e, sonra Dani Olmo'yu aldım. Bir de Tadic aldım. Artık Sırbistan'da kazanması gerekiyor. Bütün fikirleri kullanan adam. Hani hmm. bir şeyler yapar diye düşündüm. Ya Bu transferler hariç bende tek e, fark e, 12. adam olarak Ronaldo. E, bir hmm. 12. adam olarak Ronaldo çok lüks gibi geliyor bana. Kadron falan iyi gözüktü yani gözüküyor. Yani Fernandes falan da var sende. Var. Cancelo'm ee... da var. Hı -hı. Gol atacak adamların var gibi gözüküyor. Korkucan bir eşleşme benim aslında Kore ile e, dediğim gibi. E, Pore evet, olarak da ettiğim. Ama evet birileri değiştirecekse bu oyuncular yani. değiştirecek zaten. Aynen öyle. İyi bir takım harmanlamışsın bunu net olarak söyleyebilirim. Haklısın. Ee, ben de kendimi iyi görüyorum. Bakalım olacak mı bilmiyorum. Bu arada Alfonso Davies'i de atmışım. Belki onu değiştirebilirim. Emin değilim. Ben ee, sadece Southgate hocama uyuzluk olsun diye fodunu çıkarmayacağım kadrodan. Güzel. Dursun öyle, zaten. Buradan son cümle olarak, sen yani Southgate'e kameraya da bakarak sert bir mesaj verelim mi? Şimdi e, çok var aklıma gelen ama burada söylesem hoş olmaz diye ama, düşünüyorum. Ama. E, sadece şunu söyleyebilirim. Hocam yani bu kadar savunma, bu kadar e, şey yapmaya Bu kadar savunma oraya. hocam. Yani, evet yani o kadar uyandın. Tamam uçağa bindin buraya kadar geldin bunu oynamaya mı geldin yani ben açıkçası daha fazla bir şey söylemek Güzel. istemiyorum Yani buradan al, al, dersler değil. alınsın hiç yani buradan yani. alınmayan derslere de yapacak Galler maçında de. da bir sürpriz Olabilir yani, o Ama kadar net konuşuyorum. Güzel. Yapacak bir şey yok. Sonuçta derbidir baktığımız zaman, Tabii ada da, derbisidir. Derbidir. Gerrit Bey'le buradan selamlar. Ee, yavaş yavaş da e, kapatalım. Biz e, grup maçlarından sonra hemen yine burada olacağız. Burada olacağız. Ee, B takımının sunduğu e, Dünya Kupası fantazide Grup aşaması sonrasında e, yine kelle almaya e, devam edecek değerli evet. Boğaç Soydemir. Belki yetin kellesi ona kalmadan da gidebilir. Göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Eve dönecek mi dediğin gibi. Öğreneceğiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Dünya Kupası'nı anbean an takip etmek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Her maç akşamı canlı yayında Sokrates ekibiyle olmak için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Büyülü bir futbol ayı yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak istiyorsanız Sokrates YouTube kanalına abone olun. Kupada anlatmaya değer ne kadar hikaye varsa dinlemek için Sokrates YouTube kanalına abone olun. Dünya Kupası heyecanını tüm gün sürecek yayınlarla Sokrates YouTube kanalında yaşamak için Sokrates YouTube kanalına abone olun lütfen.